Gazeteleri buna haber verince biz de ortada çıktı evliliğimiz yani. Hiç düşünmüyorduk biz. Anneler sonra... babalar erkek tarafının anne babasıyla aran iyi mi? Onlar da çok iyi. Çünkü onlar çok kendini bilen, çok görgülü, çok hakikaten çok farklı bir aile. Aklına gelmişken sormak istiyorum Seren. Eski erkek arkadaşın Ali Ramazanoğlu'nun annesi bir şeyler... bir şeyler mi söyledi, bir şeyler mi okudum yanlışlık mı yoksa? Hayır, sen yanlışlıkla okumadın, o yanlışlıkla söyledi maalesef. Ne dedi? Ne demişti? Çok yanlış bir zamanlama. Ha, beni çok rahatsız ediyor. Yok, beni rahatsız ediyor değil. Benim aile, bizim ailemize göre değil sanatçı bir gelin istemiyoruz. Ailelerimiz çok farklı demiş. Ardından Ali'den Seren büyük demiş. Bir kere ben burada herkese önde çok özür diliyorum. Evli bir insana bu saatten sonra 5 ay geçmiş bizim ayrılalım. Evlendikten sonra bu tip bir açıklama yapmak çok gereksiz diye düşünüyorum. Artı aile farklı, bizim gibi soylu bir aile derken hemen hanımefendi acaba dedim, yani hakikaten bu kadar uçurumlar mı vardı da ben görmedim. Ama hanımefendi zamanında Türk Hava Yolları'nda uçuş hostesliği yapmış. Topluma hizmet vermiş bir hanım. Dolayısıyla ben de topluma mal olmuş bir sanatçı olduğum için tabii ki demin de söylediğim gibi hemen şunu söylemek istiyorum. Her meslekte yoldan çıkmış insanlar vardır. Hı hı. Bizim meslekte biraz fazla olabilir. Böyle düşünülebilir. Ama bu doktorlukta da olabilir. Hanımefendinin yaptığı hosteslikte de olabilir ki buna çok rastladık zamanında. Nasıl bunun namusunu yapan insanlar varsa. O zaman ben de o kötü örnekleri düşünerek mi o hanımın notunu vermeliyim? Yani bunlar çok çirkin, çok avam, çok kalitesiz ve böyle soylu bir aile yakışmayacak açıklamalar. Artı 71 doğumlu olduğum şu anda nüfus kağıdında yazar. Kendisi de 75 doğumludur. Yani benden 4 yaş küçük yazar. Hanımefendinin gene evliliği 25 yaş farklı birisine evleniyor. Demek ki o kadar yaş faktörü hayatında o kadar önemli değil. Yani hanım daha büyük orada da. Yok beyefendi, o zaman yaşlar ilerleyince aradaki farklar büyüyünce benim 4 yaş küçük bir insanla sevgi bağım olması çok yadırganmaz ama 25 yaş büyük birisine beraber olursam o belki daha fazla insanları tedirgin eder. O açıdan onun da rahatsız etmemesi gerekiyor. Gene söylüyorum, statü olarak, kültür olarak, çizgi olarak çok farklı bir şey olur da yani ben bu saatten sonra kötü de olsam, kaka da olsam, evlenmişim gitmiş. Sen artık beni niye adına ağzına alıyorsun? Galiba telefonla rahatsız ediliyoruz gibi. Hayır, bir şeyler söylüyor. Hayır, benim yardımcım var. Aynı belgeleri biz de çıkarttık. Ali Bey, çok üzülerek söylüyorum. Yani tamamıyla çok istem dışı bir şey olarak söylemek durumunda kalıyorum burada. Zamanında benim bir şeyler hissettiğim, bir şeyler paylaştığım ve şu anda bunları konuşmaktan son derece rahatsız olduğum bir durum ama benim yardımcımla İlk başlarda ayrıldığımız zaman nereye gittiğimi, ne yaptığımı, nerede olduğumu benimle birlikteyken, çünkü benim yardımcımla da çok samimiydi. Bunlara gizli gizli soruyormuş. Bunlar muhabbet ediyorlarmış zaten. Hı-hı. Mesajlaşıyorlarmış. Yani bunun yardımcıya bakar mısın? Yani o belki de onu seviyordu çünkü ona yardımcı da oldu zamanında falan. Ben de bunları sonradan biliyordum zaten. Ama burada eğer rahatsızlık söz konusuysa, yani yakamdan düşsün lafı var çünkü orada. Eğer böyle bir şey söz konusuysa benim bunu kullanmam lazım. Çünkü ben şu andaki eşimle hangi gece kulübüne gitsem 20 dakika sonra kendi oğlu gelip oralarda olay çıkarttı, kavgalar etti, dövüşler etti. Bu zaten basına yansıdı. Evet. Ama bu onun ruh haliydi, yaptı ama o onun peşini, bu ben evlenmişim, sen çok kötü bir imada bulunuyorsun. Eğer bunu söylüyorsan sen bunu ispat etmek zorundasın. İspat edemezsen benim kocam cahil de olabilir. Çeker seni, vurabilir de yani cahil olsaydı. O yüzden çok üzülerek gene de çok da fazla bir şey konuşmadan, çok daha fazla detaylar var ama bana yakışmıyor. Dolayısıyla Allah yollarını açık etsin. İnşallah bunları devam etmezler diye düşünüyorum.